Selam, merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür yine bir Perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri tanıştırmak istediğim kitap, İslam biliminin Batı dünyasının şekillenmesindeki katkılarını anlatan bir Batılı yazarın gözlemlerinden oluşuyor. Kitabımızın adı Işık Doğudan Yükselir. Yazarımız John Freely. Çeviri Gül Çağlı Güven. Yeryüzü medeniyetler mezarlığı gibidir. Her bir kıtada ve uçsuz bucaksız yerlerde nice medeniyetler izler bırakarak tarih sahnesinden çekilmişler. Yeni medeniyetler kurulurken kendinden öncekilerin hatalarından ders çıkaranların ve yeni ve daha anlamlı bir şeyler ile hayata tutunanların ömürlerinin daha çok olduğuna şahit oluyoruz. Öyle ki bazen mağlup ettiği medeniyetlerin kültürlerini bile kendi kültürleriyle harmanlayıp daha güzel sonuçlar almasını bilen toplumlarla karşılaşıyoruz. Roma İmparatorluğu, Sümerler, Mısır medeniyetleri, pagan kültür medeniyetleri, Hristiyan medeniyetleri, İslam kültür ve medeniyetinin yansımaları ve nihayetinde modern çağda Amerika, Avrupa, Rus, Çin, Afrika ve başka birçok medeniyetin çağı etkileyen sunumları. Yaşadığımız çağda insan kümelerini az etkilediğini düşündüğümüz, yaşayan kadim bir medeniyet olarak İslam medeniyetini söyleyebiliriz. Ne geniş toplumların hayatlarına anlam katacak bir değerler manzumesi, ne de çağın önüne getirebilecekleri bir somut çözüm önerisini geliştirememeleri, bütün dünyada Müslümanları büyük bir sorumluluk altında bırakıyor. Bu durum, çağın önemli bir sorunu olarak karşımızda dursa da bu konuyu bir başka kitapta tartışmak üzere bırakıp medeniyet yolculuğundaki doğunun ışığının serüvenine bir göz gezdirelim. Yazar hakkında kısa bir bilgiyle başlayalım söze isterseniz. John 1926 New York doğumlu, 1960 yılında Robert Koleji'nde öğretmenlik yapıyor, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüyor. Türkiye üzerine birçok kitapları yayınlandı. Eleştirel ve rasyonel yaklaşımların nedeniyle kitapları da çok konuşulan eserler oldu. Rönesans'ı etkileyen İslam dünyasındaki büyük gelişmelerin sonucunda Avrupa'nın kendine yeni bir yol çizmesine değerlendiren yazar, Avrupa'nın bilimi ilk olarak öğrendiği Orta Çağ İslam Arap alimlerine hiç değinmediğini belirterek aslında önemli bir hakikati de bizlere hatırlatıyor. Özellikle İslam medeniyetinin son temsilcisi olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu üzerine yaptığı şu tespiti ise üzerinde tartışılan birçok konuya cevap oluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle İslam alemi Batı Avrupa'dan koptu ve Müslüman astronomlar Avrupa'da doğmakta olan yeni bilimin farkında olmaksızın kendi gözlemlerini antik dünyanın dünya merkezli modeline göre yorumlamaya devam ettiler. Bu gözlemlerini ileriye götürememe, topluma, hayatın gelişmesine ayak uyduramama ve yarıştan geri kalmaya doğru adeta sürüklendiler. Her ne kadar Osmanlı'nın son dönemlerinde bu konuda gösterilen çabalar olduysa da bunlar taklit kültüründen öteye gidemedi ve sonuçların sadece bir sonuç olmadığı, bir yaşam kültürünün, bir mantık ve ahlak kültürünün gelişmesiyle sonuçların şekillendiğini anlayana kadar ki hala anladığımız konusunda kaygılıyım, biraz geç kalınmış oldu ve artık önündekileri taklit etmekten başka bir yol bulamayan bir toplumun yıkılışı da mukadder oldu. Kitap, Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden başlayarak Yunan kültürünün yansımaları ve topluma katkılarını özetleyerek devam ediyor. Ardından İslam dünyasının dönemsel olarak dünyayı etkileyen başlıklarını kısaca gündeme getiriyor. Bağdat, Fatimiler, Eyyubiler, Memlükler, Endülüs, Semerkant. Milattan önce 460'da Kos adasında doğan Hipokrat ile başlayan tıbbın tarihsel sürecini ve yine Yunan filozoflarının kuramlarını, İskenderiye'deki Öklid'in kurduğu düşünülen matematik okulunu, Sicilyalı Arşimet'in matematiğin fizik ile birleşerek zirveye çıkmasını hatırlatıyor. Pagan kültürünün bu değerli isimlerinin ortaya çıkarttığı bu büyük ilim gelişmelerine ne oldu sorusu ise heyecan verici bir sonuca götürüyor bizi. Atina'nın ünlü okullarının kapanması ve İskenderiye'nin müze ve kütüphanesinin tahrip edilmesi ve son filozofların
alimlerin 1000 yılı aşkın zaman önce Miletos'taki ilk fizikçilerce kanıtlanan fikirleri sürdürecek halefleri olmaksızın göçüp gitmesiyle birlikte artık Yunan felsefesi ve biliminin sonu gelmiş oluyordu. Yani bir zamanlar doğudan doğan ilim ve sanat ışığının nereye gittiğinin en güzel cevabı. Yatırım yapmaz, gelişmeyi sağlamaz ve yeni kapıların açılmasına müsaade etmez ve bilimi, kültürü, siyasetin emtiyası haline getirirseniz gelişme durur ve sonra her şey tarihin karanlık sayfalarına gömülür. Hiçbir şey ve hiç kimse buna mani olamaz. Kitap büyük bir bölümünde de doğudan gelen bu ışığın tarihte kalan izlerini sürerek ve geleceğe yeni bir gelişme kapısı işaret ederek tamamlanıyor. Kitabın son bölümlerindeki İslam dünyasının batıya kattığı değerleri anlatmak bakımından verdiği bir güzel örnek ile sözlerimizi tamamlayalım. Müslüman Arap biliminin batıya geçmesini sağlayan en önemli kaynak Gerard oldu. Onun tercümeleri Avrupa biliminin gelişmesine, özellikle Latin batıdaki öğrencilerin Orta Çağ İslamındaki tıp araştırmalarının daha ileri durumundan yararlanabildiği büyük bir etkisi oldu. Astronomi, fizik ve matematikteki tercümeleri de çok etkili oldu. Zira bunlar doğa araştırmasına Latin batıda yürürlükte olmuş felsefe ve ilahiyatçı yaklaşımından ziyade bilimsel bir yaklaşımı temsil ediyorlardı. Evet, tarihsel örnekler bir arada. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de burada yine başka bir kitabın serüveninde buluşmak üzere. Hoşça kalın.